Ya siz de gelmek ister misiniz? Olur. Oo, hayırlı olsun. Sen Tuğçe'nin yanında değil miydin? Aman Ayşegül, bırak şu deliği. Kaçıncı yıl dönümleri? Ha, şey 525. 525? Beş, yani sadece beş. Neyse ben gideyim. Gelirken sizden bir şey rica edeceğim. Onu da getirirseniz sevinirim. Tamam. Ya millet, millet koşun, Tuğçe uçmak üzere. Ha? Ay ne uçmak üzeresi Berna? Tuğçe zaten uçmuş. Hayır böyle. Bariz uçacak kız. Hadi çabuk. Hadi koşun. Hadi. Gel. Tuğçe, çabuk in orada aşağıya. İneceğim hocam. Birazdan böyle kuğu gibi süzülerek ineceğim. Yavrum manyak mısın sen? Hayır hocam, korkusuzum. Birazdan da bu korkusuzluğumu bir kez daha ispat edeceğim. Hem ne demiş ünlü Türk pilotumuz Hazarfen Mahmut Çelebi? Korkaklar uçamaz, uçaklar korkamaz. Uydurma. Hazarfen Ahmet Çelebi böyle bir şey söylemiş olamaz. Uyduruyorum ha. Uydursam ne olur? Sezaryen Ahmet Çelebi gelip beni mahkemeye mi verecek ha? Versin ne olur. Kaç yazar. Paşalar gibi gider, yatar çıkarım. Hı. Yavrum. Hemen arkadaşla konuş, izin aşağı. Cık. Hocam nasıl bir şey söyleyeyim, sayısal mı olsun, sözel mi olsun? Sen ne? Ne söylesen söyle. İn. Tuğçe sakın atlama bak. Eğer atlarsan A düşersin, B düşersin, C düşersin, D düşersin, E... Hocam ben galiba testo manyak oldum. Sus sersem. İn. Aa. Aa Selim. Selim bak, uçuyorum Selim. Ya dur Tuğçe, saçmalama. Düşeceksin şimdi. Düşersem düşeyim. Ne olacak ki? En fazla yere çakılırım. Ben çakılmaktan mı korkacağım? Ben korkusuzum Selim. Beni çağıracağım senin. Hocam. Telefonu ne? Veli dediğinizde aklıma bir soru geldi. Şimdi bizim için en değerli veli kimdir? Murat'ın annesi. Neden? Çünkü Murat'ın annesinin adı Nimet. Bu durumda kendisi ne oluyor? Veli Nimet. Kay, kay ben de geliyorum. Hocam. Hocam okulu hemen boşaltmalıyız. Neden? Dev bir çekirge sürüsü geliyor. Gökyüzünde. Ama ve daha bir sürü böcek. Koskocaman bir duman bulutu halinde dolaşıyorlar. Aralarında konuşurlarken duyduk. En önce bizim okula saldıracaklar. Durun. O mesele halledildi. Toygar abi. Sayın, sevgili ve cefakar talebe kardeşlerim. Ben, yani Toygar, bu okuldayken hiçbirinizin okuma hakkı elinden alınamaz. Dur, kes bizi. Bu çığlık. Görev beni bekler. Müsaadenizle. Bizi de bekler hocam. Biz de bekler hocam. Ha! Oh! Ay Selim, tesadüfe bak, düştüğüm yerde sen de varmışsın. Ya. İyi uçtuk ama değil mi? İyi uçtuk. Kahraman be. Tamam Tuğçe. Gir. Hulki Hoca, hayırdır? Ya koçum, ben senden özür dilemeye geldim. Az önce saçmaladın işte. Affet beni ya. Affettim bile. Hem her şey fani, dostluk baki. Lafı ağzımdan aldın. Müdür yardımcılığı koltuğunu altından aldığım gibi mi ha? Ya hocam, espri yapıyorum ya. Neyse, vallahi işin başından aşkın. Önce bu kağıdı müdür Dilaver'e götüreceğim. Sonra antrenman var. Sonra da akşama kadar rapor yazacağız vallahi. Tabii tabii, tabii. Sen keyfine bak koçum. Akşam yemeğe gidelim mi? Tabii, gidelim. Tabii gideriz koçum. Benim müdür yardımcılığına terfi edişimi kutlarız. Oh.
şu Japon yapıştırıcısını senin şu uğurlu basketbol topuna bir süreyim. Ellerin bu topa yapışsın. O raporların hiçbirini hazırlayama. Ve sonra da işinden ol. Şu topu aldığın yere koyayım da koç şüphelenmesin. Evet. Evet Toygar. Artık kahramanlıklarının meyvesini yeme vakti geldi. Ama önce kendimize yeni bir maceradan dönüyor süsü verelim. Evet, burası gayet müsait. Alo. Feridin işte. Benim sınavım bitti. Geri ışınlayabilirsin beni. Tamam. Yapma! Yapma! Ne oluyor Ayşegül Hanım? Sakın yapma! Yapma! Yoksa densizin biri sizi telefonla rahatsız mı ediyor? Yapma! Var bakayım. Alo! Bana bak! Alo! Kapadı. Tabii sesimde kararlılığı ve ahengi duyunca tırstı. Tam zamanında yetişmişim. Teşekkür ederim Toygar Bey ama gerek yoktu. Ben kendi kendime halledebilirdim. Daha nasılsınız Ayşegül Hanım? Bu aralar fazla görüşemiyoruz. Malum herkes yardım çağrısı yapıyor. Öyle bir sağa bir sola koştur. Ama ben şikayet etmiyorum. Öyle kaderimde kahraman olmak varmış demek ki. Tek sıkıntım bu koşuşturma sırasında sizi eskisi kadar göremedim. Malum. Ne yaman bir sezak bu. İnsanlar sürekli benden yardım istiyor. Yanlarında olmak zorundayım. Sizin yanınızda olmamın tek imkanı sizin de acı çekmeniz. Ama hayır. Kalbim sizin acı çekmenize dayanamaz. Ah aşk. Aşk ne kadar acı veriyor insana değil mi? Peki. Mecbur muyuz bu acıyı çekmeye aşık? Değiliz Toygar, değiliz. Toygar, nereye kaçıyorsun? Kaçma! Acılarımız sonsuzsun, kaçma! Ya versene dostumu. Vermiyorum. Ne yapacaksın? Polise mi şikayet edeceksin? Hayır yani en fazla 20 yıl hapis yerim. Ne olacak, hapisten mi korkacağım? Allah Allah. Vallahi abi. Ne haber Selim? Son bir saattir nasılsın? Ne kadar iyi olabiliyorsam o kadar iyiyim Tuğçe. Asıl sen nasılsın? Vallahi bildiğin gibi. Korkusuzum. Yetmez mi? Yetmez tabii ki Tuğçe. Ne? Yetmiyor mu? İyi ben yettirmeye gidiyorum o zaman. Çabuk! 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 Boş ver çabuk bir ambulans çağırsın. Çabuk, çabuk. Ne oldu ya? Ne oldu? Toygar abim okulumuzun kızlarından birine laf atan tam 74 tane serseriye tek başına girişti. 74? Evet 74. Hadi oğlum aç şunu. Toygar abi. İşte o adam. Toygar abi iyi misin? İyi misin abi? Memleketimin bari saf, kalbi temiz kızları sokaklarda rahatça dolaşamadıkları sürece iyi değilim Naci. Hadi bir tanesini tam 78 serseriden kurtardım. Abi biz 74 demiştik arkadaşlara. Tam 74 serseriden kurtardım. 74 tane be. Hey. Ya Anadolu'da geri kalan on binlerce saf bacımız. Sen gönlünü ferah tut Toygar abi. Bu verimli topraklar nice Toygarlar yetiştirdi. Daha nicelerini de yetiştirecektir. Aman Allah'ım Toygar abi. Bu kadar yara bere içinde bile ayakta durman senin bir mucize ya. Dur sana bir sandalye getireyim. Gel Toygar abi, buraya otur. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.